yaşında kara toprağa giren Türk askeri ruhun şad olsun. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na hoş geldiniz. Evet çocuklar, bu sene Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Çocuklar, bu sene Çanakkale kutlamamızı geçen sene yarım kaldığı yerden devam ettirmeye niyetlendik. Çünkü biliyorsunuz tam bir sene önce, tam Çanakkale törenimizi yapmadan önceki günlerde okulumuz tatil edilmişti ve bu töreni yapamamıştık. Bugüne kısmetmiş diyerek başlıyoruz. Çanakkale Zaferi'ni her sene neden kutluyoruz ve neden anıyoruz? Bunu bir daha hatırlatmak gerekiyor. Tam 106 sene evvel Çanakkale'de çok büyük bir savaş yaşandı. Öğrencilik hayatınız boyunca hep dinleyeceğiniz, hatta belki de ölene kadar sürekli yeni hikayeler duyacağınız bir şehir Çanakkale. Belki ileride gezdiğiniz zaman, oralarda şehitlikleri hissederek yaşadığınız zaman neden her sene bıkmadan, usanmadan bu şekilde andığımızı, o zaferi kutladığımızı daha iyi anlayacaksınız. Biz şimdilik Anadolu'nun ücra bir köyünde olsak da bizden kilometrelerce ileride olan Çanakkale'yi ve Çanakkale'de yaşananları unutmadığımızı kanıtlama çabası içerisindeyiz. Ne oldu peki tam 1915'te? Bütün büyük devletlerin katıldığı büyük bir dünya savaşı meydana geldi. İşte biz de bu dünya savaşına Osmanlı İmparatorluğu olarak bir şekilde dahil edildik. Büyük devletler Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için bir şekilde bizi de savaşa soktular. Yani kaçışımız yoktu. Ya vatan elden gidecekti ya da bu savaş olacaktı. Peki Çanakkale neden diğerlerinden daha önemli? Bunu bilmemiz bize bugünlük yeterli. Haritalardan hatırlayacaksınız, Çanakkale'de büyük bir boğaz var çocuklar. O boğazdan geçen gemiler nereye gidiyor biliyor musunuz? İstanbul'a gidiyor. Peki İstanbul neresi? İstanbul Türkiye'nin şu an başkenti değil ama Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük başkenti. Şu an bile aslında resmiyette olmasa da İstanbul Türkiye'nin başkenti. Her ne kadar Ankara olsa da. Yani bu şu anlama geliyor. Şu an bile İstanbul'u Türkiye'den çıkarırsak Türkiye'de pek de bir şey kalmıyor. O zaman da öyleydi. Büyük devletler bunu bildiği için planlarını yaptılar. Çanakkale Boğazı'ndan gemileri geçirerek nereye varacaklardı çocuklar? İstanbul'a. İstanbul'u alınca hangi imparatorluk dağılacaktı? Osmanlı İmparatorluğu. Plan çok netti. Ve gerçekten de çok güçlü geldiler. Müthiş bir donanma. Çanakkale Boğazı'nın önünde onlarca gemi 18 Mart 1915 sabahı dizildi. Ve karşılarında kim vardı biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk ve bir sürü büyük komutanımızla beraber aslında isimsiz kahramanlar olan, az sonra biz de bunlardan bir tanesinin hayatını canlandırmaya çalışacağız. İsimsiz kahramanlarımız, yani Anadolu'nun köylerinden Çanakkale'ye gitmiş olan Mehmetçiklerimiz vardı. O büyük gemiler Çanakkale Boğazı'na dayandılar ve sabaha karşı başlayan büyük top atışlarıyla Çanakkale'yi bombaladılar. Karşılarındaki atalarımızın, ecdadımızın elbette silahları vardı, elbette bombalarımız vardı. Ama ufak bir fark vardı arada. İngilizlerin başta olmak üzere o kadar büyük mermileri ve top güneleri vardı ki çok uzaklardan Çanakkale'ye bomba atıyorlardı çocuklar. Çok uzaklardan. Biz onların yaklaşmasını bekliyorduk. Çünkü bizim mermilerimiz o kadar uzağa gitmiyordu. İşte Çanakkale'deki en acı taraflardan biri bu esnada yaşandı. Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Settülbahir Kalesi o uzaktan gelen mermilerle yerle bir oldu ve 81 tane askerimiz Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak tarihe geçtiler.
Ve o kalenin komutanlarından biri ertesi gün şunu söyledi çocuklar. Kaleye girdiğimde en büyük asker parçası yumruğum kadardı. Yani Çanakkale'nin girişinde daha ilk saatlerde bir dram yaşanıyordu. Peki ne olacaktı? Silahlar ve düşmanlar çok kuvvetliydi. Neyse canım, Çanakkale'yi bırakıp köyümüze geri dönelim dediler mi? Demediler. Ölmek var, dönmek yok dediler. Yerlerinde sabırla beklediler. Ve o bekleyiş sonucunu verdi. Gemiler boğaza girdi. Haritadan sınıflara girince bakın, tamam mı? Çanakkale boğazına girdiler. Ve artık bizim de ateşlerimiz başladı. Ve Mehmetçik çok güzel taktikler yaptı çocuklar. Soba borularıyla düşmanı kandırdı. Sanki orada bombalar varmış, toplar varmış gibi onu yanlış yerlere yönlendirdi. Bir oradan ateş ettiler, bir buradan ateş ettiler. Aklını kullanan komutanlarımız sayesinde ve yüreğinde vatan sevgisini taşıyan askerlerimiz sayesinde Çanakkale düşmana teslim edilmedi. Çanakkale boğazına 18 Mart sabahı yanaşan İngiliz komutan ne demiş biliyor musunuz çocuklar? Oh be, çok güçlüyüz. Akşama 5 çayını nerede içeriz? İstanbul'da. O kadar emin yani. 18 Mart 1915'te ne oldu biliyor musunuz çocuklar? Boğazın yarısına bile gelemeden toparlanıp geri gitmek zorunda kaldılar. Cevat Paşa dedi ki birbiriyle bakıp, geldiler, geçemediler, geçemeyecekler. Ve gemileri olduğu gibi geri gönderdiler. Peki savaş bitti mi? Herkes 18 Mart'ta savaş bitti zannediyor. Bu sadece bir gün çocuklar. Asıl savaş ne zaman başladı biliyor musunuz? Bir ay sonra. Bu sefer nereden geldiler? Denizden geçemeyince karadan geldiler. Ve yaklaşık 9 ay sürecek bir savaş başladı. İşte bizim en hüzünlü hikayelerimiz de orada yazıldı. Zor kitaplarda ön sözler bulunur çocuklar. O ön sözün amacı o kitabı okuyanın kitabı anlamasıdır. Yani kitabın girişinde ön söz diye bir bölüm bulunur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ön sözü Çanakkale'dir çocuklar. Çanakkale'yi anlayamayan Türkiye'yi anlayamaz, sevemez. Peki biz bugün sizlere kimi hatırlatacağız? 2003 yılında Türk hükümeti ile iletişime geçen Avustralya elçiliği Türklere ilginç bir haber verdi. 2003 yılında, zannedersem sizin doğum tarihinize yakın değil mi çoğunuzun? Siz doğduğunuzda neler olmuş bakın düşünün. Bir asker nereden nereye gelmiş? Avustralya'dan gelen haber şuydu. Bizim dedemiz Çanakkale'de savaşmıştı. Biliyorsunuz Avustralyalılar da Çanakkale'ye geldiler. Anzaklar ismini aldılar. Onlardan birinin torunu Türk hükümetine diyor ki, bizde size ait bir şey var. Allah Allah, ne olabilir ki? Hiç beklenmedik bir şey oluyor. Evlerinin mahzeninde yıllarca saklanmış olan bir kafatasından bahsediyorlar. Mumyalanmış bir kafatası. Belki küçükler biraz irkilecek ama bunları bilmeden de sınıfa girdiğiniz zaman dersleri neden daha iyi dinlemeniz gerektiğini anlayamazsınız. O kafatası kime ait biliyor musunuz çocuklar? 2003 yılına kadar Avustralya'da bir evin ambarında, mahzeninde hapis kalmış olan o kafatası bir Türk askerine ait. Ne işi var Avustralya'da biliyor musunuz? Bir asker, Avustralya askeri, onu üzülerek söylüyorum, başını gövdesinden ayırıp bir Türk öldürdüm diyerek hatıra olsun diye Avustralya'ya götürüyor. Gittiğim yerde gösteririm de hava atarım. Türk öldürdüm. Hey! Bu da onun kafatası. Tam 2003 yılına kadar o kafatası Avustralya'da mahzende bekliyor çocuklar. 1915'ten 2003 yılına kadar el alemin mahzeninde kafatasınızın beklemesinin ne olduğunu bir düşünün bakalım. Bedeniniz nerede biliyor musunuz? Çanakkale'de. Bedeni Çanakkale'de, kafatası Avustralya'da. Küçükler, Avustralya'yı belki bilmiyorsunuzdur. Çok uzaklarda. Okyanusların ötesinde. Bu adamın torunları vicdan azabıyla Türk hükümetiyle iletişime geçiyor. Bizim mahzende böyle bir kafatası var ve
dedemiz bize bunu Türkiye'den, Çanakkale'den, Gallipoli'den getirdiğini anlatıyordu. Artık vicdanımız kaldırmıyor, bunu yuvasına geri alır mısınız? Herkes şaşkın. 2003 yılında 18 Mart resmi törenlerinde Çanakkale'deki o büyük abidenin arkasına bir mezarlık kazılıyor. Gezenler gördüler orayı. Üstünde de meçhul asker yazıyor. Meçhul ne demek? Bilinmeyen demek. Kim olduğu biliniyor mu? Bilinmiyor. Bedeni var mı? Yok. Ama biz onun kim olduğunu bilmesek de bugün onu unutmadığımızı göstermek için minik bir hatırlatma yapmaya çalışacağız. Hepinize iyi seyirler çocuklar. Selam sizlere ey yüce şehitler. Şimdi de sizlere Şepboy Tekin arkadaşımız Dur Yolcu adlı şiiri okuyacaktı. Dur Yolcu, Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığı bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda. Gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda. İstiklal yolunda, namus yolunda. Can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek kopargen büyük zelzeli. Son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanın aktığı yerdi. Düşün ki taşlı olan kan kemik eti yaptığı bu tümsek amansız çetin. Bir harbe sonunda bütün milletin hürriyetin zevkinin tattığı yerdi. Çanakkale'de birçok vatan evladı şehitlik mertebesine ermişti. Kimisi anasından, kimi eşinden, çocuğundan ayrılmıştır. Onların tek amacı vatanın düşman eline geçmemesiydi. Şimdi sizlere Meydan Nehri arkadaşımız Bayrak Altında şiirini okuyacaktır. Bugün geç, ihtiyar, kadın, kız, kuzen. Uyanıp yatsak da bayrak çardak altında. Boruyu çalınca yarın borazan, hemen toplanırız bayrak altında. Bizi hiç tasalı görmez bu yerler. Yiğitler ölürken bile gülerler. Yeter ki yaşayanlar olaylar, bizi çiğnetmesin ayak altında. Kalbimiz çırpınır yurdandıkça, gözlerinde zaferin nuru yandıkça, üstünde bu bayrak dalgalandıkça, gönlümüz rahattır toprak altında. Tarihin dilinden bir düşman bir aslan, nehirler rahattir dağlar kahraman. Her taşı bir yağıp dolan bu vatan, can verme sırrına erenlerdi. Ayşe İrem Bekler arkadaşımız Bu Vatan Bizim adlı şiiri okuyacaktır. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bu tarih boyunca onun uğrunda kendi tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlardan gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan atıda yol bulup coşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dirliğinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım ne yazsam ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin has mı rüyada değil, topun namusundan görenlerindir. İşte fırladık siperlerde, sırtına yüklenmiş kahraman seyit 215 okkalık mermiyi. Koşuyor bataryasının ateşleri içinden, denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık, düşman zırhları batıyor. İşte seyit onbaşı, bugün gardımız hakemen Atatürk'ün benzle taarruz emretmiyorum, ölmeye emrediyorum dediği gündür. Onlar hep birlikte gelmişlerdi. Güveniyorlardı toplarına tüfeklerine. Ama hesaplayamadıkları bir nokta vardı ki o da Türk milletinin yüksek kalpleri ve imanı. Vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrak için, millet için, istikbalimiz için, bizim için hayatlarının baharında bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Şimdi sizleri Türkçe öğretmenimiz ve 8 A sınıfının hazırlamış olduğu meçhul askeri oyunu ile baş başa bırakıyoruz.
Çanakkale içinde vurdular beni. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardaydık. Mukaddes cihat dediler, Kalitça'ya çağırdılar.
Süveyş'te Sina'da vuruştuk. Allahu Ekber dağlarında karlara gömüldüm. Şimdi de Çanakkale. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. Vatanını milletini seven insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sıfırdan hasret yok. Lakin beni kabul etmezler. Benim yerime oğlum gitsin. Benim yerime Salih'im doldur. Salih. Baba ver mübarek el öpeyi. Oğlum, benim aslan oğlum, benim cengaver oğlum. Sizler de mi gidiyorsunuz gençler? Sen Mehmet, sen de mi? Daha düğünün bitmeden hem de. Anan atan hürmetini görmedin. Bugün de öndörnek düşürmek olmaz baba. Vatan bizden medet umar. Haklısın oğlum. Demek hepiniz Çanakkale. Çanakkale! Gelemediğim için üzgünüm oğlum. Salih'im. Düşmana biz yeteriz baba. Sen kaygılanma. Biz yeteriz baba. Yerimi dolduracaksın Salih. Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız. Sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Ve nihayet. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç kaygılanma baba. Mevzileri boş bırakmayacağız. Aman vermeyeceğiz hainlere. Sen müşteri ol. Allah yardımcınız olsun oğlum. Anan da sağ olup görseydi yerini git artık. Git. Gecikme. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum. Sen de hakkını helal et oğlum Mehmet. Daha düğünün bitmeden gidiyorsun harbi. Sen de hakkını helal et oğlum. Helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin gençler. Helal olsun. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Köyünüz yok, aileniz yok, eviniz yok. Her şeyinizle beraber cephenin malısınız. Uğurlar ona. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden ne? Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Çok kan döküldü çok. Analar olsun, bacılar kardeşsiz. Gelinler gözü yaşlı kaldı Mehmet'im. Meçhul askerim, vatana hasret kaldı. Çanakkale. Yanlış aslında. Can Kale.
Siper kale, şehit kale demeliydik o vatan toprağına. Nasıl can kale olmasın, şehit kale olmasın. Binlerce kafa, kol, yürek var. Her adımında, her koşumda. Adım başı bir Mehmet, yaşı 15-16. Kalpte vatan sevdası, kimi Edirneli, kimi de Karslı. Ben Afyon'dan. Ben Urfa'dan. Ben Adana'dan. Ben Trabzon'dan. Ben Mersin'den. Ama bu asker başka, bu asker öksüz, bu asker yarım. Meçhul askerin sadece kafası gömülü bu mezarda, yıllarca esir kaldı Avustralya'da. Biraz ilerle, yüreğin burkulmadan, meçhul asker nöbette durmadan, yorulmadan. Bir Anzak askeri, hatıra olsun diye bana, götürdü meçhul askeri, dünyanın öbür ucuna. Avustralya'ya! Hatıra olsun diye, Çanakkale'de. Kestim Mehmet'in başını, koydu bir eşya gibi heybesine. Buydu adını veren şehitler tepesine. Asker nöbetin bitti, silahını teslim et. Meçhul askerin sesi işte kulaklarımda. Ana başım burada, vücudum nerede? Oğlum, oğlum, oğlum. Kışlalar doldu bugün. Dilinde keskin bir söz. Ben siz taze değil, ölmenizi emrediyorum. Öldüler, şartsız, tartışmasız öldüler. Bu vatan uğruna genç yaşta gömüldüler. Geçeceksin kanlı sırtta, o gizli yolda. Şehitler rehberlik edecek sana dört kolda. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O an bir hıçkırık duyarsın, ta toprağın altına. Ana, bekleme beni, dönemem ben buradan. Deden gitti, baban gitti, sen de git. Vatan sağ olsun yavrum. Ya gazi ol, ya şehit. Fakat meçhul asker başka. Meçhul asker burada. Meçhul asker yasma. Bir adet başta. Şehitler abidesinin arkasında yatar hala meçhul asker. Bir başına 2003'ten bu yana. Bedeni yok, adı yok, ailesi yok. Bir vatan omuzlarında yükselirken askeri bir komutan can verip al bayrağı. Ona meçhul asker demeyin. Çünkü... Kim demiş meçhul asker diye? Üstünde kalkan bayrak belli, altında yattığı toprak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Kim demiş meçhul asker diye? Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa, temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin elleri, yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz, çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor.
türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Öğrencilerimize, gösteriyi hazırlayan Serkan öğretmenimize, sizlerin adına, öğrencilerimiz adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.